Para nerede? Onun cevabını ver. Para nerede? Parayı abi ayıracaksın abi. Parayı ayıracaksın. Bak bunlara. Herkes diyor ki para yok diyor. Tamam. Ben de soruyorum para nerede? Abi köprüden araba kaça geçiyor abicim? Sen onu bir hesapla. Köprüden bir gün bir motor en kötü 13 lira geçiyor. Abi, neyin parası soruyorsun? Şunu soruyoruz. Türkiye'nin ekonomisini soruyoruz. Para nerede diyoruz? Şimdi sevgili kardeşim. Ben iş icabı Türkiye'yi dolaşıyorum. Karadenizliyim. Karadeniz'e git. Herkes hayvancılık kredisi almış. Hayvan yok ama. Hayvan yok. Hayvan yok. Ama herkes krediyi alıyor. Hı-hı. Altın arabasını alıyor. Geri kalanını da Trabzonların o taşalarla yiyor. Devlete borçlu oluyor. Olay bu. Abi hepsi böyle değil mi bak şimdi? Bizi Trabzon'dan böyle da izliyorlar bak. Şimdi abi, kısaca şunu soruyorum. Bir saniye. Şimdi bir dakika müsaade. Şimdi yapacak. Herkes özel bu söylediğin şeyi ben doğru olarak görmüyorum. Çünkü bizi Trabzon'dan, diğer illerden, Karadeniz'den izleyenler de var. Buna kızarlar ama ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bir vatandaşın Türkiye'de yaşaması için kaç para kazanması lazım? Vatandaşın dedim. 1000 dolar. Ben 12 milyar şimdi, dedim abi. Çünkü adaletli olmak. Şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Gidecek, sosyal çocuğuna kitap ben iş olacak, yaptırıyorum. Şey yapacak. Türkiye ya, çapında AVM'lerde de iş yapıyorum. Kendi şirketim var. Bizim Türk insanlarına 150 lira yemeğe artı yemeğini, sigarasını çalışacağı da 4 saat çalışmıyorlar. Türkiye'de işsizlik var. Bak Türkiye'de işsizlik yok. İş beğenmemezlik var. Şöyle bir şey daha empati yapalım. Abi bir saniye abi. Şimdi vatandaş basitsiz eleman. 10 sene bir firmada çalışmış. Koli taşımış. Koli. Bildiğin koli taşımış. Tamam mı? Koli taşımış. Koli taşıdıktan sonra 10 sene sonra işten ayrılıyor. Bak burası çok önemli. 10 sene sonra işten ayrılıyor. Adam 7000 lira maaş alıyor ama vasıfsız eleman. Abi, koli taşıyor ya. Fabrikada. O 5 müteahhit var ya. Abi sen ne diyorsun? Ben biraz kulak misafiri oldum. Almanya dedin anlamadım. Ne o? Abi asgari ücret Almanya'da en az 2500 euro. Sen Almanya'da mı yaşıyorsun? Almanya'da yaşamıyorum ama çoğu akrabalarım orada. Abi ne demek istiyorsun onu anlamaya çalışıyorum. Yani buradakine kıyaslarsan burada abi da diyor ki bak diyor iş var diyor. Millet çalışmıyor. Bir iş beğenmiyor kardeşim diyor. Gel şöyle. Gel. Kahvelere gidelim. De ki 200 lira yemeğe işe gideceğiz. 4 saat çalışacağız diyor. 4 saat 200 lira yemeğe kimse gelmez abi. Ben o parayı bak bir şey anlatıyordum da yol lafı da gelin. Bak beyefendi soyu da önemli bir şey diyor. Tamam da bak şimdi. Türkiye'de işsizlik nasıl oluyor biliyor musun? İş beğenmemezlik. Ne diyorsun abi? Şimdi ben abi bak, bir dakika, anlatıyordum bir ama. Geleceğiz. Anlatsın abi anlatsın. Peki, önce bir anlatsın. Adam vasıfsız eleman şahıs. 10 sene bir firmada çalışmış, 7000-8000 lira maaş alıyor. Bir şekilde hakkını da alarak buradan ayrılmış. Adam vasıfsız eleman hala 7-8 bin liraya maaşla iş arıyor. Böyle bir şey yok ama. Sen vasıfsız elemansın, kalifiye bir eleman. Lüks mü yaşıyoruz? Nasıl? Lüks mü yaşıyoruz? Biz çok lüks yaşıyoruz. Niye? Yani şu an devlet bir tatil versin 10 gün. Bak insanlar İstanbul'u nasıl boşalıyor. Yanlış abi lüks yaşamıyoruz hocam, abi. Hocam katılabiliyor muyuz? Para var. Abi millette para var da mı lüks yaşayacak yani? Abi para niye yok ya? Bir saniye iş. Ben hem elektrikçiyim bir saniye. Bir örnek ver. Hem 4 saati 200 lira yevmiye dedi. Ben 10 saat bir kafede çalışıyordum. Günlük yevmiyem 100 lira. Saat 2'de giriyorum. Akşam 12'de çıkıyorum. 100 lira. Sen? İş var. 2600 lira maaş alıyorsunuz. Ve benim çalıştığım yerde 4-5 tane de Afgan Suriyeli çalışıyor. Sen diyorsun ki Türkiye'de işsizlik yok. İnsanlar iş beğenmiyor. Adam iş verirken ne yapıyor? Sigortadan kısmak, asgari ücretten kısmak adına bu ülkeye gelen mülteci Suriyeli, Afgan'ı işine alıyor. Çünkü işine geliyor. Sonra Türkiye'deki diğer vatandaşlar, senin dediğin vasıfsız vatandaş kafeye, çaycıya çalışacak eleman bulamaz. Niye? Giremez o adam. Niye? Çünkü adamın elinde Afgan'ı, Suriyeli zaten var. Bu ülkede işsizlik olmuyor. Ben yurt dışında okuyorum, İtalya'da okuyorum. Dayılar soruyor, telefonu göster. Benim telefonum da burada. Telefonu ölçü olmaz hep abi. Geliyorsun Emekli TV, yaşlı amcalar gelip röportaj verirken sorular. Telefonun markası ne? iPhone. Benim babamın helal sütüyle kazandığı parayla almış bir telefon. Benim babam makine mühendisi. Bu ülkenin sunduğu imkanlarla okumuş bir vatandaş. Bu ülke benim telefonumu soruyor cebimdeki yaşlı amca. Telefonu ama oy veren vatandaş bu devletin makam arabası, gereksiz makam arabası, gereksiz harcaması. Efendim Cumhurbaşkanı eşinin pahalı çantası, pahalı takısı yani ne kadar, nerede diye sormuyor. Sürekli bir gence yüklenme. Yok bu gençler iş beğenmiyor. Yok öyle bir şey. Ben yurt dışında okuyorum.
Orada başlayacağım işe 5000 euro maaşla. Ben de mühendislik okuyorum, otomotiv mühendisliği. 5000 euro maaşla başlayacağım. Buraya geleceğim 5000 lira maaşla başlayacağım. Benim ailem o kadar. Onu da bulacağın şüpheli yani. Arkan varsa bulacağın şüpheli. Yani. Ben bir gün staj görüşmesine gittim. Diyor ki bana oradaki görüşmedeki adam, 1100 liraya mühendis iş beğenmiyor. Bir asgari ücret 2800 lira. 1100 lira tabii ki de beğenmez. Adam 4 yılını harcamış. Mühendisin meyesini bilmeyen adamlar geliyor bana. Abi haklı. Kardeşim. Haklı adam yaşamış bak, yani. Ben sana genç olarak sana gördüğümü söylüyorum. Ben katılıyorum abi sana. %99 öyle bir katılıyorum. Öyle bir işçilik yok. Çünkü gözünü seveyim ya. Bak, ben avukatlar, avukatlar intihar ediyor. Stajyer avukat. Para vermeden avukatlık yapıyorlar ya. Çünkü niye? Haklı abi. Hakta, konuşuyor 100 lira değil. Konu sen diyorsun ya, ya iş ben bak anlatıyor. Diyor ki 12 saat çalışıyorum 100 lira alıyorum. Çalışmaz. Yurt dışında bu sistem nasıl ilerliyor? Örneği var. Liyakat var abi. Hak eden alıyor yani. Adam diyorsun, sen bak adamın diyor ki, emeği var diyor, herkesin şey emeğinin diyor. Karşılığı olmalı. Kimsenin emeği hafife alınmamalı bu ülkede de. İş beğenmemek değil o. Emeğin hafife alınması. Tebrik ederim. Gençler siz ne düşünüyorsunuz ekonomiyle ilgili? Yani ben ekonominin... Kimse buraya gelip de... Ya şimdi şeyi görmemek lazım. Mesela 2010'lardaki, 2012'lerdeki bir Türkiye yok. Haliyle bir ekonomik kriz söz konusu. Ama şunu da söylememek lazım. Yani 2000 bu İstanbul depreminde 17 Ağustos'ta başbakanın yaveri başbakanı uyandırmamıştı. Yani hatırlarsınız 17 saat sonra öğrenmişti başbakan. Yani o Türkiye'de yok. 92'de Murat Karayılan'la Tansu Çiller'in açıklama yaparken koalisyon ortağının ekonomik kararlardan haberinin olmadığı bir ülkede yok. Ama bugün bir sıkıntı var. Bu bir hakikat. Ama haliyle milletin alım gücü şimdi şey nasıl yani? Faktörleri de almak lazım. Sıkıntı varken küresel bir sıkıntı var. Yani. Bir şey soracağım bir dakika. Sevgili kardeşim. Bir şey soracağım bak. Herkes emin önünde değil mi? Bak. Herkesin yaşası çok vardır. Bunlar 30 sene önce şu sokakta nasıl yürüyorduk? Çamurun içinde yürüyorduk. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. Peki bak bu yani, yani, 30. Doğru. Çamurun içinde abi. Yürüyorduk burada ya. Dur lan. Arkadaşa sorsan adliyede kaç tane icra dosyası var? Bunu bir sor bakalım. Şey, 30 senede buraya asfaltladı. Tamam bitti mi muhabbet? Bu mudur yani? Şimdi ekonomiyi okurken ben şunu söylemek istiyorum. Bakın. Bir şey söyleyeceğim size. Empati yapalım. Bilirmiş. Bir saniye. Evli misiniz? Evlisiniz, çeliniz çocuğunuz var, siz de bir cumhurbaşkanısınız değil mi? Siz de bir aileyi yönetiyorsunuz, cumhurbaşkanı da ülkeyi yönetiyor. Siz birlen bir evinizi alabiliyor musunuz? Yok. Arabanızı en lüks yapabiliyor musunuz? Yok. Bunları yapman için zaman lazım değil mi? Ülkede bir yerlere geliyorsa buna zaman lazım. Bir kere de her şeyi hokus pokus yapamaz ki zaten. Kimse her şeyi bir kere de hokus pokus olarak beklemiyor. Ülkedeki bir saniye. Ülkedeki hayır. Ülkedeki yaşam standartları düşük oldu. Şimdi şey bekleme. Şunu söyle. Ben bunu bu abi de inkar etmeyecektim. 2002'de mesela Türkiye'nin kişi başına milli gelirini bugünküyle kıyasladığımız zaman haliyle fazlalaşma söz konusu. TL bazında